Merhaba arkadaşlar. Bir işe kalkıştım. Ponçi tıraş edim diye ki iyi ki de etmişim. Lütfen bu cins köpekler, yani bu tüy yoğunluğundaki köpek sahiplerine sesleniyorum. İyice kontrol edin. Gerçi ben çok böyle bahçede, ormanda, dağda gezdiriyorum. Belki gezdirmeyenler vardır ama yine de kontrol edin. Bakın arkadaşlar. Daha canlı, ölmemiş. Gözüküyor mu? Heh. Bir kocaman bir kene buldum. Ponçik'te Allah'tan tüm olarak çıkardım ben onu. Yani kontrol edin köpeklerinizi. Virüsü bir yandan, kenesi bir yandan. Allah'ım, nasıl bir dünyaya geldik, değil mi, annesinin kuzusu? O yüzden sık sık kontrol edin arkadaşlar bu küçücük saçma sapan. Gerçi yüzyıllardır vardı bu keneler ama şu an farklıları çıktı. Kızım virüsten değil, keneden mi ölecektin? Annesinin kuzusu. Daha yaşıyor, yaşıyor. Bakın, yaşıyor hala. Hala yaşıyor. Pis kene. Atıyoruz seni. Ponçi'yi de işte tıraş edeyim dedim arkadaşlar. Biraz saçma sapan bir tıraş oldu ama mecbur. Çünkü terminler, bütün randevular iptal oldu. Köpeğe her yer kapalı burada. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Birazcık yaptım işte. Bunu daha düzelteceğim. Kendimce düzelteceğim. En kötü ihtimal sıfıra vereceğim yani arkadaşlar. Çünkü o da sevmiyor. Ben de hiç sevmiyorum tüyü. Uzun tüyü. Ve aralarına saklanıyor. Dediğim gibi yani ara sıra çıkartıyorum bahçeye. Dün de ormana gittik. Yürüyüş yapmıştık. Büyük ihtimalle oradan almıştır. Ama ben bu kadar büyüklükte bir keneyi ilk defa görüyorum. Değişik. Şimdi her yerini tekrar kontrol edeceğim. Özellikle kulak arkaları ve ayak şu kısımları. Arkadaşlar ben şeyde buldum ponçiyi. Şu kısmında, ön ayağında. Dur kızım, göstereceğim sana. Şuraya 6. ayak mı, 5. ayak mı ne diyorlar ya, tırnak var ya arkadaşlar, gözüküyor mu? Şu arada tam dedim bu ne? Hani sihir sandım ilk önce, bazen oluyor ya, hafif de şişmiş bak burası. Oy, kurban olurum ben sana. Şişmiş burası da, şurada buldum arkadaşlar. O yüzden canlarınıza dikkat edin. Büyük köpeklerde belki fazla etkili olmayabilir, baskın ırklarda, şu onlarda, ama bunun canı ne? Bunun kanı ne ki ne? O kene sana girdi, annesinin kuzusu. Dünden beri sendeymiş demek ki. Oy 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 oy, benim tatlım inna. Evet, ponçiyi biraz çirkinleştirdik, belki kırpık kırpık oldu ama düzeltmeye çalışacağım. Oldu oldu, olmadı bu kadar yani. Ne yapalım? Ne yapalım kızım yani? Ne yapalım, değil mi, annesinin tatlısı? Dur buraya gel, oraya geçme. Geçme. Üstümüz, başımız, her yerimiz tüy oldu. Kendinden büyük kocaman şey çıktı arkadaşlar. Bir sürü tüy. Kızım buraya gel. Hayır. Gel, işimiz bitmedi. Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Daha burada senin fön makinesiyle bu artan tüylerin de şey yapacağız. Yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir saatlik daha işim var. Şuna bir saat uğraştım. Düşünün yani. Kolay değil. Tüyleri çok 3 kat mı 4 kat değişik bir tüy var. Derisi bile gözükmüyor arkadaşlar. Gözükmüyor. Yediğini bu tüye mi veriyor? Ne yapıyor, ben anlamıyorum. O yüzden de araya sıkışan keneler de gözükmüyor. Ama ilk defa oldu Ponçik'te bu. İlk defa yani. Bakalım. Bir şey olacağını zannetmiyorum çünkü tüm çıkardım keneyi. Yarım hani olsaydı belki o zehirlenme yapabilirdi. Değişik de bir rengi vardı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ponçi'yi ben düzeltmeye çalışacağım. Daha bir saatlik işim var. Bir de banyosu var. En az yani bütün gün bugün ponçi ayrıldı. Üstümüz, başımız, her şeyimiz tüy oldu. Olsun. Gülü seven dikenine katlanır. Bunun sorumluluğunu aldıysak bakmak için. Süs diye değil sonuçta. Eziyetine de katlanacağız. Değil mi anneşinin kuzusu? Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.